2 sene kadar önceydi hocam. Dünya Liseler Arası Şampiyonası. Dünya Şampiyonluğu. Yusuf o zaman lise takımında oynuyordu. Kulübünde futbolcusuydu ama onunla dönüşte yanılmıyorsam havaalanında yapılan bir röportaj vardı. Onu da ara ara programlarımızda vermiştik. Diyordu ki benim hayalim Trabzonspor'da oynamak. Derken Yusuf Abdülkadir'le beraber ne denir devresi Abdülkadir'le beraber bugün de iki gol attı Abdülkadir. Takımın A takımın yolunu tuttu. Önce rotasyona girdiler. Sonra vazgeçilmezi oldular. Zaman zaman inişler çıkışlar oldu. Yolun başındaydılar ve bugün sahaya Sosa'nın yokluğunda Yusuf da kaptan olarak çıktı. Senin bıdık dediğin Trabzonsporluların da Abdüş dediği Abdülkadir de iki gol attı. Neler söyleyeceksin? Bu oyuncuları da yakından takip ettiğini biliyoruz. Trabzonspor'un gözle görülür yükselişi, dikkat çeken yükselişi de ortada. Hocam bazen dibe vurmak her şeyde avantajdır. Bu her şeyde ama. İnsanlarda, şirketlerde, ülkelerde dibe vurduğun zaman dersin ki lan dibe vurduk yani yapılacak bir şey yok. Bir şey yapmamız lazım. Potansiyelini görürsün. Yani şimdi bugün Trabzon'un buraya gelmesi mecburiyetten oldu. Mecburiyetten oldu. Yani Trabzon baktı, ulan su bitti, deniz bitti, para bitti. Fakat Trabzon'un bir avantajı var. Trabzon'da toprak çok iyi. Yani Trabzon çıkarıyor. Ya al kardeşim de, Trabzon öyle bir hale geldi ki, aslında tehlike çok eskiden başladı Trabzon'da. Dediler ki Trabzonlular, ya kardeşim İstanbul olmadan bu iş olmaz. Nasıl İstanbul? Yani Trabzon İstanbul'dan idare edilsin. Bak şimdi. İş orada başladı sakatlık. Trabzon İstanbul'dan idare edilmez hocam. Trabzon iki yönlü idare edilir. İstanbul'da olacak ama Trabzon'da olacak. İş o hale geldi ki İstanbul'dan Trabzon idare edilmeye başlandı. İstanbul'dan Trabzon idare edersen oradaki insanın ihtiyacını karşılayamazsın. Çünkü orası İstanbul değil. Orası çok farklı bir yer. Oradan çıkanlar İstanbul'a geliyorlar. Trabzonlulukları biraz değişiyor hocam. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Yok hocam ya ben buna hiç katılmıyorum. Tüm dünyada Trabzonsporlu mu? Abi var ama o Trabzon'un o şeyi farklı bir yer. Oranın kokusu bilmem nesi farklı. Dikkat edin Trabzonlu futbolcu da dışarıya gittiği zaman eskilerden de bakın. Demin Ali Kemal'i falan seyrettim şey yapıyordu. Konuşuyordu. Herhalde TRT'deydi. Hocam Trabzon'la Trabzonlularla yürütürsün. Trabzon'un içine şey atacaksın araya. Topçu atacaksın. Bir tane, iki tane onu da uyan. Gürcistan'dan atacaksın, İran'dan atacaksın, Arjantin'den atacaksın. Bak mesela Brezilya falan uymaz Trabzon'a. Bak Arjantin uyar Trabzon'a. Arjantin daha böyle hırçın top oynanır Arjantin. Mesela Brezilya futbolu piknik futbolu. Herkes top oynar böyle güzel. Arjantin top öyle değildir. Arjantin'de girdim adam 3 metre havaya atarlar. Bunu görüyorsunuz işte finallerde tabii. Falan. Mesela Arjantin şeye uyar Trabzon'a. Ama Brezilya uymaz. Misal veriyorum ben. Mesela Danimarka tarafları uyar. Finlandiya tarafı uyar. İsveç, Danimarka. İsveç, Norveç'ten. Zaten şeyi de var hani. Kökte uyar. Yani Trabzon'un bir şey karar verecekti. Şimdi Trabzon tahmin ediyorum bu başkanla beraber hem İstanbul hem Trabzon karması yapıyorlar. Yani Trabzon'da da birisi olacak arkadaş veya birileri. Ha başkan gitsin gelsin. Ama sırf İstanbul olursa geçtiğimiz dönemler gibi olur. İşte abi Ersunlar falan geldi. Neler yaptılar Trabzon'da? Evet. Kiraya vereceklerdi bu topçuları. Bu topçuları mecburiyetten oynattılar. Evet. İş doğruya geldi. Ünal mecburiyetten geldi. Niye? Ya para veremiyorlardı. Dediler ki bizim çocuğumuz hiç olmazsa gelsin. Maliyetsiz. Kaç para kaç para? Adamın da dediği 100, şu. 150. Yani ne vereceksiniz? Ben para işine karışmam. Ne evet, verirseniz. Evet. Pazarlık yapmam. Ünal öyle bir adam. Evet. Şimdi Ünal öyle bir adam olduğu için de Ünal şöyle çalışıyor artık. Ha Ünal'ı içeriden baltalıyorlardı. Hem Burak hem şey. Kaleci. Onur. Kesin. Şöyle baltalıyorlardı. Bunlar horoz. Bunlara baba abi alıyorlar dört kağıt, dört buçuk kağıt. Ünal gelmiş dışarıdan. Eski topçu iyi ama hocam yerler adamı. Ne oldu? Yönetim bir doğru karar verdi. İşte bir oyuncu değişikliği bilmem ne. Ben burada Ünal'a bayağı ağır konuştum. Evet. Çocuk beni aradı 2 saat sonra. Ki çok severim Ünal'ı. Çok düzgün bir adamdır. İyi tanıdığım için çok sinirlendim o gün. Ya Ünal sen o duruma niye düşüyorsun ya? Salla gitsin. Burak salla gitsin. Sen Ünal'sın. Ama işte Ünal'sın ne olmuyor?
Yönetim sahip çıkacak. Evet. Yönetim sahip çıktı, bak buraya geldi Trabzon. Ha şu anda %100 çok mu iyi gidiyorlar? Havaya girip de terse gitmesinler. Evet. Evet. Böyle devam etsinler. Abdülkadir'in biri çıkıyor, Abdülkadir'in biri giriyor. Ya bundan hepsi Trabzon çocuklar. Daha neler var orada? Da. Ya daha ben, değil mi? Daha şey, neler ya var? Dünya Üniversiteler Şampiyonası'na gittim. Ben hakem olarak gittim. Gazanfer Doğu'ydu. Gafile başkanı şeyden, federasyondan. Necmi'ydi antrenör. Ya çatır çatır şampiyon oldu. Hocam. Hep çoğu da Trabzonlu çocuklar. Ziraat Türkiye Kupası maçında izledim. Sivas Belediye maçında. İki tane Trabzonlu var bugün yedekler arasında. Murat Cem, Akpınar ve Abdülkadir Parmak oyuna giren. İkisi de Abdülkadir gibi, hatta daha farklı özellikleri de var. Müthiş oynuyorlar. Onlar da altyapıdan ve işte bakın hocam Trabzon'u zorlayacak oyuncular. Trabzon'a her futbolcuyu sokamazsın. Evet. Ya Trabzon'a her futbolcuyu alıp da aptal parası verirsin. Kusura bakmayın. Yok artık o dönem. Trabzon'a uyacak futbolcu sokacaksın. Evet. Trabzon'u reddetmeyecek. Trabzon'la bütünleşecek futbolcuyu sokacaksın. O yok, ailem istemiyor. Yok okay. İşte karım bunu diyor. Karın İstanbul'u istiyorsa gideceksin, İstanbul'da takımda oynayacaksın. Onu diyen futbolcular vardı Trabzon'da. Ben çocuğumu burada okutamıyorum. Yok karım Trabzon'u istemiyor. Git İstanbul abi. Karısı Trabzon'u istemiyorsa oynatamazsın o futbolcuyu. Hiçbir futbolcu. İstanbul'da arasında. Evet. Bu arada bugün karısının sahaya kaptan çıkan, bugün sahaya kaptan çıkan yazıcının paylaşımı, fotoğrafı çektirmiş. Altına evet. Da yazmış Trabzon'un çocukları. Evet. Bordo mavi kalpler. Ve bu galibiyet fotoğrafını az önce paylaşıyor Yusuf Yazıcı. Zeki Uzundurukan bir fırsat sezonuna dönüştü. Fırsat pek çok sezonuna... takım için Fenerbahçe durumu malum. Evet. Galatasaray finansal sorunlarla boğuşuyor. Beşiktaş, hakeza yönetim teknik heyet sorunları var. Galatasaray'da da benzer son bakın, birkaç gündür lafınızı, yansıyan konular var. Aranıza gireceğim, bir şey söyleyeyim bakın. Yani Trabzon öyle bir yer ki futbol takımı olarak. Sene 1972 filan belki hatırlarsınız. Ankara'da Trabzonspor PTT oynuyor. Şampiyonluk maçı. Trabzon takımı inanılmaz futbolcular var. İnanılmaz topçular var. Üst düzey. PTT'de de vasat bir takım. Karşılıklı şeyler atılıyor. İşte biz sizden şu topçuyu aldık. Bülent Giz var PTT'de. Biz de sizden bunu aldık filan gibi soğuk savaş var. Hocam 30 bin kişi stat Ankara'da, bir 20 bin dışarıda kaldı. İneklerini satıp geldiler Trabzon'da. İneklerini, öküzlerini satıp gelenler vardı. Şampiyonluk eskiden maçı. İyi hatırlarlar şampiyonluk maçı. Evet. Bizim o zaman 3 gün sonra Türkiye Kupası finali vardı Altay'la. Biz stada giremedik. Tünelden sahanın içine geldik. Sahanın içinde seyrettik maçı. Hocam o Trabzon takımı 1-0 yenildi. Ve PTT çıktı. Yemin ediyorum tribünlerin o 4'te 3'ü sırtını döndü ağlıyordu şeyde 19 Mayıs stadında. Ama anlatacağım o değil. Ertesi sene tahmin ediyorum 9 veya 10 futbolcu değişti Trabzon'da. Biz dedik ki bunlar ne yapıyorlar la? Bu takım nasıl değişecek? Hepsini yolladılar abi. O seneden sonra 5 sene şampiyon olan takım geldi. Bak bir sene daha değişti. Takım değişti. Olur mu öyle bir şey? Takım değişti, takım şampiyon oldu ertesi sene. Trabzonlar iyi bilirler. Bir takımın o kadar futbolcu değişip şampiyon olur musun? O takım geldi lig şampiyon oldu kaç sene. O Ali Kemal'i takım evet. İşte. Demek ki öyle bir oyuncular da varmış yani hocam. Var abi Trabzon'da. Var. Hocanın dediği doğru. Ya, ne var yani. Abi? Yabancıyı alıyorsun da ne halt veriyorlar sana? Yerliler götürüyor şu anda. Yazık zaten, günah o paraları veriyorsunuz. Ama niye? Bilmeyen yöneticiler zeki. Bilmiyorlar abi. Doktorsan doktorluğunu bileceksin. Mühendissen mühendisliğini bileceksin. Toptan anlayan, spordan anlayan yapacak biraz. Bu iş böyle, her yerde hocam, böyle. Eskiden, yani bu yönetime kadar, daha önceki yönetimlerde Trabzon kanadındaki yöneticiler akşama kadar kulüpte oturup, akşam hangi köfteciye, hangi balıkçıya gidelim, hangi eğlenceye gidelim. Yani vakit dolduran, şimdiki yöneticiler çalışıyorlar. Gerçekten çalışıyorlar. Ünal Hoca zaten tesislerde yatıp kalkıyor. Başka bir yerde değil yani, tesislerde hayatını sürdürüyor. Mecburen güzel bir kulüp binası yaptılar. Kulüp binasında herkes işine bakıyor. Görev bölümü çok iyi. Takımla çok yakından ilgileniyorlar. İşte dediğimiz gibi başkan 1461'den 4 oyuncu daha katacak buraya. Şu anda işte dedi Murat Cem ve Abdülkadir Parmak zaten 18'e girdiler. Yani yedek kadroda varlar.
Onlar da ikinci yarıda mutlaka görev alacaklar. Onun dışında 1461'in kalecisini de alacağını söyledi başkan. Oradan 4 oyuncu daha getirecek. Başka transfer yapmayacaklar. Yani Trabzon yabancı transferi yapmayacak. İşte abi para kaleci, kaleci işte buyur oynuyor. Evet. Ne var abi? Evet. Ne var? Çok da az gol yiyor. Yani illa şampiyon olacağım diye bir şey yapmayacak. Oturtma Trabzon hocam. Şöyle yapacak abi. Ben çıkacağım çatır çatır mücadele edeceğim, oynayacağım. Kazanırsam kazanırım, kaybedersem kaybederim. Ama elimden geleni yapacağım. Bunu yaptığı zaman Trabzon seyircisi o sahaya gelir. Trabzon mağlup olur diye kızmaz o seyirci. Trabzonlu seyirci mücadele istiyor abi. Çatır çutur evet. Gireceksin. Şey, kanı var ya kanının son damlasına kadar. Oynayacaksın. Tamam abi mağlup olursun. Evet, sizin maçın... söylediğiniz Burak Yılmaz'la ilgili söylediği bir şey var da Erman Hocam bunu da öğrendim. Burak Yılmaz bir maçtan sonra Önazi'ye bana neden pas atmadın diye saldırmış soyunma odasında. Doğrudur. Bunu öğrendim. Yani düşün Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldıktan sonra takım dedin ya rahatladı. Gerçekten öyle. Takım şimdi yüreğiyle oynuyor. Takım rahat da rahatladı. Oynuyor, korkmuyor. Teknik adam da rahatladı. Takım oyunu oynuyorlar. Teknik adamı da eziyordu. Eziyordu abi. Ama bir şey daha var Burak Yılmaz'la ilgili. Trabzonspor işte kazandığı her maçtan sonra şimdi 12.5 çarpı 3, 36, 37.5, 37.500 euro daha cebine koydu. Yani oynamadan 970'ti. Şu anda 1 milyon liranın üzerinde para alıyor. Onu da geçelim. Yani oynamadan kadro dışı ya. Garanti puan para yani. Garanti para. Yani bonus garanti yani bu. Puan tabii. Başına 12.500 euro yani. Alıyor. 3 puan 3 de çarpacaksın bugün. Kim yapmış onun abi? Onun dışında bir şey. Onu yapan yönetici var ya. Yönetici grubu. Şey o paranın 4/3'ünü cebinden verecekler. Şey, bak o zaman verebiliyor. Yok vermediler. Bir şey daha var. Trabzonspor bu sene Avrupa Ligi'ne giderse sözleşme gereği 1,5 milyon euro otomatikman ekstradan para alacakmış. Başarı muazzam topçularmış bunlar ya. Bu direkt başkanlığa gelen adamı yolladın takımı bilgi. Kurtardın ya. İki adamı yolladın kulübün, takımı kurtardın. Kulübün anahtarını vermemişler. Bir ya çok özür dilerim ama yani Burak öz babası bile onunla bu sözleşmeyi yapmazdı ya bence. Bu kadar böyle bir sözleşme mi olur ya? Avrupa Ligi'ne kalırsa, ya şampiyon olursa anlarım. Yani şampiyon yap, al 1,5 milyon euroyu ama Avrupa Ligi'ne kalmak Trabzonspor için bir başarı mı? Çaresizlik kalır yani bu gidişler. Hocam çaresizlik bu. Eğer ki başarıyı alamıyorsanız, taraftar da sırtınızı dönüyorsa işte dediğiniz gibi o kötü yöneticiliği sergiliyorsunuz. Bu taraftarı Burak geldiği zaman nasıl karşıladılar şeyde havalimanında? Evet. Omuzları aldılar adamı. Tekrar Burak geri döndü diye. Şimdi tamam sonra Burak başarısız oldu ama riskli bir karardı. Eğer ki ya Onur'la Burak kazanacaktı ya Trabzonspor kazanacaktı kararı değil mi? Allah'tan yönetimi yüzüne güldü bu verdikleri karar. Yani Burak ve Onur'un eksikliğini hissetmediler. Sosa ekstra oynadı, Onazi evet. Ekstra oynadı, Rodega gol atmaya başladı, Yusuf Abdülkadir takım, evet. İnanılmaz oynadı. Evet. Demek ki baskı altında kalıyorlarmış. Hep abilik yaparken ya kardeşim Burak gidiyordu, at bana diyordu. Evet, her topu evet. Burak atıyordu. Sağ içinde de fırçalıyordu. Maç mıydı bu ya? Baksana Trabzon takım oldu ya. Tribüne sağdan de... geliyor, soldan hocam, geliyor, pas yapıyor. Attıkları üçüncü gol, dördüncü evet. Gol. Ne güzel gol ya. Tribüne de ayar çekiyordu el kol hareketleriyle. Ya herkes rahatladı şehirde. Aramıyorlar en azından. Kesinlikle yani aramıyorlar. Dedim aramıyor. Ya ben sokaklarda çok ben severim. Evet eskiden mesela şehir kültürü. Burak Yılmaz'ı eleştiren şeyler söylediğimizde ya da yazdığımızda nasıl bir tazik gelirdi biliyor musunuz Erman abi? Sen işte bak, bilmem ne falan. Serkan. Trabzon düşmanısın. Şimdi işte şimdi anladınız mı? Hayır, bu arada hani Burak da hani sabote etmedi. Burak da hayır. Kimse geriye doğru baktığınızda takır takır gol attı yani. Burak'ın attığı gol de çuvalla gol atmış. Hani sanki böyle geldi. Hiçbir şey yapmadı olmasın. Ama 15 topun 14'ünü bana atarsan ben evet. De atarım abi. Aynen. Ama kazanamıyor. Takım haliyle kaybetti ya. Takım top oynamıyordu evet, ki. Evet. Gerek Burak'a top olsaydı. Rodega top mu oynuyordu takım o takım olsaydı. Ki Rodega iyi bir oyuncu. Hocam. Hatırlayın şurada evet. Rodega. Rodega'yı sizdeki gibi yaptılar ya. Takım offside'da kalmıyor artık ya. Düşünsene takım halinde hücum yapıyorsun offside hadi geri dön. Hep sonuçsuz. 15-16 kez offside'da kalıyordu Trabzon. Galatasaray'a getirmek için uğraştığı bir adam Rodega. Gerek. Bile. Akhisar'dayken evet. Bize ne zaman geliyorsun Burak diye. Geldiği zaman filan şey yaptı. Rodega'yı nasıl evet, yedek evet. Bıraktılar ya? Rodega'yı oynatmadı. Ersun da Rıza Hoca da oynatmadı. Evet. Şeyi de oynatmadı. O sol ışık vardı. Castillo. Evet onu da oynatmadı işte ikisi Kolombiyalı diye. Şimdi olsa evet. Onlar hep takır takır. Onlar o Castillo'yu çok daha faydalı olur hocam Castillo. İnan bana. Şey onu
Yani Ersun Özel Hoca küstürdü. Tabii, tabii. Çok etkili bir oyuncu. Son 11 maçta sadece bir mağlubiyeti var. Trabzonspor'un ligde çok önemli istatistiklere de imza atıyor. Yükseliş trendindeki Bordo Mavililer. Burak Yılmaz iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış anlamında değil ama gerek saha dışı karakteri, gerek teknik anlamdaki oyun karakteriyle Trabzonspor'la bu takımla, bu kadroyla, bu yapıyla ve mevcut durumunda Trabzonspor kulübünün kimyası uymuyordu. Ve Onur'la birlikte kadro dışı kaldıktan sonra yükseliş. Bugünkü Trabzon takımı yedekler dahil. Acaba yaş ortalaması kaç? 25-26'dır en fazla. 26'dır maç. Yani, maça çıkan oynayan. İdeal 11'e bakmak lazım. Yani evet. Pereira ile ve Sosa ile bakmak lazım hocam. Evet. Bugünküne abi, bakalım. Bugün çıkan söyleyeyim. Takımı. Giren yedekler dahil yaş ortalamasını merak ediyorum. Uğurcan 22 diye yanılıyorsam. Arkadaşlar bir bakıp söyleyin. Tek tek açılması şimdi, biraz zaman alacak. Rodega yaşlı. Onun Rodega biraz çok yaşı büyük. Yaşlı oyuncu yok ama Trabzonspor'un bugünkü başarısının altında işte iki oyuncunun kadro dışı bırakılmasından sonra emek, alın teri, takım bütünlüğü başarıyı getirdi. Zeki, yani herkes savaşıyor. Zeki, Trabzon ne yapmalı biliyor musun? Trabzon Spor Okulu'nun başına Trabzonlu çok kaliteli bu işi seven adamları getirmeli bir iki tane. Başka türlü olmaz. Yani şu anda Trabzon'da zaten şey var şu ya. Şu var. Trabzon zaten altyapının başında hep Trabzonlu oyuncular. Sadi Tekeloğlu var. Sadi Tekeloğlu. O var. Sadi Tekeloğlu. Bu oyuncuları çıkaran Abdülkadir'le Yusuf Yazıcı'yı çıkaran Sadi oydu. Evet. Yusuf Yazıcı Ersun Hoca. Şu anda nerede? Aşağıda mı? Aşağıda hocam. Yusuf aşağıda. Yazıcı Kızılca Börük maçıydı yanılmıyorsam. Türkiye Kupası'nda ilk orada oynattı, o da mecburen. Zaten yani onun hiçbir zaman o. Dediğimiz gibi bunları Samsun Spor'a kiralık vereceklerdi. Son anda Sadi Tekeloğlu devreye girerek Trabzon'un geleceğini kiraya veriyorsunuz ya da satıyorsunuz. Bu oyuncuları bir kez olsun izleyin. Ve ondan sonra bu oyuncu çıktıktan sonra dedi ki ya gelin bakın elimde yeni Yusuf Yazıcılar, Abdülkadirler var. Kucak açın, sırtınızı dönmeyin dedi adam. Sadece hoca devam etti. Değil mi orada? Devam. Devam ediyorlar. Hocam şimdi arama motoruna girsek orası desek ki kaç tane abi. 61 numaralı futbolcu var. Lisansa girsek Türkiye Futbol Federasyonu'na inanılmaz oyuncu çıkar. Kadroda yok. Sadece hoca benim bana gelen bilgiye göre teknik heyette yok. Hekimoğlu Trabzon. Ben öyle bana yok. Söyledikleri o. Başka bir takımı çalışıyor. Hayır, Muharrem Mutlu zamanı ayrılmıştı. Şeyde hayır, ben evet ayrıldı. Celil Hekimoğlu'nun yanılmıyorsam takımını çalıştırıyor orada. Öyle bir takımım var. Hekimoğlu Trabzon. Tamam. Yani ama şu anda Sadi Tekeloğlu Trabzonspor bünyesinde değil ama bu oyuncu resminde emeği var. Dedi ya ama sonuçta altyapıda yine hep ona başlıyor. Biz yanlış bilgi vermişiz ona. Bize yanlış. Pardon hocam. Ayrıldı. Seni de yanılttık. Şu an çünkü boşta. Şenol Hoca'ya yani, gittiğimiz zaman net bilgi yani. Emi vardı orada söylemişti ama bilen, ben bilmiyordum. Evet. Trabzon'u çok iyi bilen. Bu çocukları çıkaranlar kimlerse onlarla çalışmalar. O çok önemli ama aşağısı önemli. Yok zaten aşağıdan artık geliyor. Pilot bugünkü 11'in geliyor. Yaş ortalaması, bugünkü 11'in yaş ortalaması 25. Evet. Ama ideal 11'in yaş ortalaması.